Kayıhan Pala'yla devam edeyim. Siz salgın yönetimi konusunda da konusunda uzmansınız. Türk Tabipler Birliği'nde üyesi olarak da COVID-19 salgını takip ediyorsunuz. E, neredeyiz sizce? Şimdi hoca bir çerçeve çizdi ama siz nasıl görüyorsunuz içinde bulunduğumuz durumu? Aslında Mehmet hocam çok güzel bir çerçeve çizdi. Benzer bir çerçeveyi biz de uzun zamandır çiziyoruz. Ama ben yine o tabloya birkaç şey eklemek isterim. Üstelik de Türkiye'de bu salgınla ilgili algı düşük olduğu için bizim belki de her fırsatta salgının ne kadar ciddi bir şekilde dünyayı ve Türkiye'yi etkilediğini söylememiz lazım. Bakın, dünyada doğrulanmış olgu sayısı 20 milyon civarında. 750 bin'e yaklaşan bir ölüm sayısı var. Tekrar ediyorum, bunlar doğrulanmış olgular. Oysa bu hastalıkta doğrulanmış olgular dışında da belki iki katı kadar bazı yayınlara göre, belki biraz daha az, belki biraz daha fazla gerçekten Covid-19 hastası olduğu halde bir biçimde PCR pozitif çıkmadığı için kayıtlara geçmeyen olgular var. Dolayısıyla bunları da ekleyecek olursak bu hastalığın hem dünyaya hem Türkiye'ye çok ağır bir yükü var. Dünyadan devam edelim. Hocam söyledi ama ben şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şimdi 6 aylık kabaca dünyada hüküm süren bir salgınla karşı karşıyayız. Bakın bu salgında bütün dünyada bir günde en fazla olgu sayısının kayıtlara geçtiği ay Temmuz ayı. Dolayısıyla daha önce örneğin Nisan'da Mayıs'ta çok ciddi bir telaş vardı değil mi? Sonrasında sanki bu salgın biraz etkisini yitirdi gibi bir algı gelişmeye başladı. Bu yalnızca Türkiye'de değil. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bazı ülkelerde. Oysa bakın 31 Temmuz'da 300 bine yakın 290 bin üstünde bir günde olgu kayıtlara girdi. 24 Temmuz'da 10 bine yakın insan öldü bütün dünyada. Bu bir günde kaybedilen insanlar söz konusu olduğunda en yüksek sayılardan bir tanesi. Şimdi dünyada bu kadar hızla etkisi sürerken ve yaz gelince bunun etkisi geçecek diyenlere inat, yazın Temmuz ayında daha da ağırlaşmışken ve bazı ülkelerde artık iş çığırından çıkmışken ki üç ülkeyi burada özellikle vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Meksika. Biz bu salgını daha ciddi almak zorundayız. Türkiye'ye geldiğimizde Türk Tabipleri Birliği olarak siz de biliyorsunuz Şubat ayından itibaren bu konuda bazı bilgilerimizi, öngörülerimizi toplumla paylaşıyoruz. Biz 20 Nisan'da bu salgında 20-27 Nisan haftası içerisinde bir tepe noktasına varma olasılığı olduğunu hesaplamış, modellemiş ve bunu toplumla paylaşmıştık. Ve klasik salgın hastalıklarda, bulaşıcı hastalık salgınlarında olduğu gibi bir eğilim olması halinde 6 haftalık bir yükselmenin ardından ikinci altı haftada salgındaki dalganın sönümlenmeye doğru gideceğine ilişkin tahminlerimizi toplumla paylaşmıştık. Ama öyle olmadı. Öyle olmayacağına ilişkin de ilk bulguları Türkiye aslında mayısın ilk haftasında bir yeniden açılma kavramıyla karşımıza getirdi. Hatırlayın. 11 Mayıs'ta Türkiye'de biz AVM'leri açtık. 11 Mayıs'a özellikle vurgu yapmak isterim. AVM'ler gibi büyük kapalı alanlar açılırken Yine bu stüdyoda Sayın Fatih Altaylı ile birlikte konuşuyorduk. Parklar gibi büyük açık alanlar henüz toplumun kullanımına kapalıydı. Yalnız Hafızan beni yanıltmıyorsa, e, AVM'ler hiç kapatılmadı zaten. Yani resmen kapatılmadı. Evet, haklısınız. Sadece e, çok önemli markalar dedi ki bize de tedbir alalım. Ee, ...buraları, buradaki dükkanları kapatalım dendi biraz öyle yürüdü iş. Öyle yürüdü ama 11'inden itibaren hükümet AVM'leri açıyoruz. Ha, bu kararlarımız içerisinde onların yeni normal dediği, benimse normal sözcüğünü bu sıralarda kullanmanın doğru olmadığını düşündüğüm... ...bu nedenle de yeniden açılma kavramının <laughs> kullanılmasını önerdiğim bir yaklaşımla AVM'ler açıldı. Hatırlayın ne, bu 11 Mayıs'taki AVM'lerin açılmasından sonraki iki hafta içerisinde olgu sayılarında bir dalgalanma olmaya başladı. Sonra 1 Haziran'a geldik. 1 Haziran'da neredeyse topyekün diyebileceğimiz şekilde bir yeniden açılma oldu. Ve ondan sonrasında 2 Haziran'da 800'ün altına düşmüş olan günlük yeni olgu sayısı önce 1000'e sonra 1500'lere çıktı. Sonra 1000 civarında dalgalanmaya başladı. Birkaç hafta içerisinde 1000'in biraz altında seyrederken son bir haftadır <laughs> 1000'in üstüne çıktı. Bugün de 1200 civarına çıkmış olduğunu öğreniyoruz ki vurgulayalım Bunlar doğrulanmış olgu sayıları ve son bir haftadır da Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı veriler de ciddi bir tartışma konusu. Yalnızca Türk Tabipleri Birliği'nin dile getirdiği daha fazla var, olgu var iddiası yüzünden değil. Aynı zamanda örneğin valiler tarafından gündeme getirilen rakamlarla Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamların da uyuşmaması yüzünden. Örnek verelim. Erzurum valiliğinin yaptığı açıklama, Malatya valiliğinin yaptığı açıklama, Rize valiliğinin yaptığı açıklama birkaç gün önce Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklama. O açıklamalara baktığımızda yine biliyorsunuz meslektaşını Sedat Ergin bunu köşe yazısında da dile getirmişti. Ciddi farklar var. Dolayısıyla bir yandan yalnızca doğrulanmış olgular sayısı üzerinden bir tartışmaya girmenin sınırlığı var. Öte yandan da rakamların örtüşmemesi, aralarında ciddi farklar olması toplumda ciddi bir sıkıntı yaratmaya başladı. Ve yine Türk Tabipleri Birliği'nin son 3-4 aydır Sağlık Bakanlığı'na verileri şeffaf paylaşın ...çağrısının pek hayatta karşılığının olmadığını da bize gösteriyor. Biliyorsunuz şeffaflık iki ana unsur içerir. Bir tanesi sunduğunuz verilerin güvenilir olması lazım. İkincisi de anlaşılır olması lazım. Bundan yoksun bir veri paylaşımı üzerinden... ...ne toplum, ne bilim insanları, ne de meslek örgütleri... ...bu süreci ayrıntılı olarak tartışma olan ana maalesef sahip olmuyor. Ama sorunuzu şöyle yanıtlayıp bitireyim bu bölümde. Lütfen. Türkiye'de şu anda... Biz birinci dalga sönümlenmeden birinci dalganın ikinci tepe noktasına doğru bir gidişi görüyoruz. Ve bu gidiş eğer Mehmet Hocam'ın konuşmasının son bölümünde söylediği gibi bazı önlemler hayata geçirilerek engellenmezse bizim Eylül Ekim ayında diye öngördüğümüz tepe noktası ya da ikinci dalga meselesi daha kısa sürede karşımıza gelecek gibi görünüyor. Çünkü henüz Örneğin Kurban Bayramı'nın etkisini görmedik. Arife <laughs> gününden başlayarak ilk 14 gün içerisinde, 2 hafta içerisinde bunun etkisini görmeye başlayacağız. Belki bugünkü bu 1200'e doğru yükselmenin arkasında bunun ilk etkileri var. Ama bu 14 gün içerisinde bunun etkilerini, sahillerdeki kalabalığın etkilerini ve işte örneğin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sırasında 350 bin yurttaşımızın fiziksel mesafeyi korumayarak bir araya gelmesi gibi nişanlarda, düğünlerde, taziyelerde, asker uğurlama törenlerinde ve kamu açık alanlarda çok sık gördüğümüz fiziksel mesafeye uyulmaksızın yaşama biçiminin etkilerini önümüzdeki günlerde biraz daha fazla göreceğiz gibi görünüyor. Peki.